AutoCAD normal yolla kaldırıldığında sistemde ve kayıt defterinde bazı kalıntılar bırakır. Bu kalıntılar sistemde yer işgal ettiği gibi sonraki AutoCAD sürümü kurulumunda da sorunlar çıkarabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için AutoCAD'i tam olarak sistemden kaldırmak gerekir. Bu videoda bu işin nasıl yapılacağını adım adım göstereceğim. Sisteminizde Autodesk'in sadece AutoCAD ürünü kuruluysa bu işlemleri yapın. Bu yapılan işlemler istenmeyen sonuçlar doğurabilir. O yüzden sorumluluk size aittir. Şu an ben de AutoCAD 2023 deneme sürümü kurulu. Bunu tam olarak sistemden kaldıracağım. AutoCAD'i tekrar kuracaksanız ayarlarını yedeklemekte fayda var. İki tür yedekleme yapacağım. Birincisi GUI komutu ile Manage GUI komutunu veriyorum. Şu anki ayarların saklı olduğu klasör burada. Buradaki dosyayı bulup yedeğini alabiliriz. Ya da buradan transfer tabine tıklayıp buradaki listeyi açıp save as'i tıklayıp masa üstünde bir yedek olarak kaydedebiliriz. AutoCAD 2023 GX olarak kaydedildi. Kurulum sonrasında yine buradaki listeyi açıp open diyerek kaydettiğimiz dosyayı seçip aç diyerek yükleyebiliriz. Burayı kapatıyorum. İkinci yedekleme Options komutuyla sağ tıklıyorum. Menüden Options tıklıyorum. En üstteki Profiles tabını tıklıyorum. Şu anki kayıtlı olan ayarları bir profile kaydedeceğim. Add to list'e tıklıyorum. Burada isim vermiştim bir tane. Yeni bir isim vereceğim. Sonra bu verdiğim ismi tıklıyorum. Buradan Export'u tıklıyorum. Masa üstüne dosya adını belirtiyorum. Kaydete tıklıyorum. OK ile buradan çıkıyorum. Yedeklemeler tamam. AutoCAD'i tamamen kaldırma işlemlerine başlayacağım. AutoCAD'i kapatıyorum. AutoCAD'i tamamen kaldırmak için Autodesk.com'da iki tane sayfa bulunuyor. Birincisi bu, ikincisi de bu. Bu linkleri açıklamalar kısmında belirteceğim. Birinci sayfadaki işlemlere bakalım. Sağ tıklayıp Türkçe'ye çeviriyorum. Aşağıdaki durumlarda temiz kaldırma gerekli olabilir diye burada belirtmiş. Yeni bir sürüme yükseltmeye çalışıyorsanız ve hata almaya devam ediyorsanız, ürünü ilk kez yüklemeye çalıştınız ve yükleme yarıda kaldı. Başarılı bir şekilde kurdunuz ancak ürün başlamadı. Bu gibi sebeplerden AutoCAD'i tamamen kaldırmak gerekli olabilir diye belirtmiş. İşlem basamakları şunlar. Windows başlatta kaldırma aracını arayın diyor. Tekrar İngilizce'ye geçiyorum. Burada Uninstall Tool diye belirtmiş. AutoCAD 2023'te böyle bir araç gelmedi. Başlat'a tıklıyorum. Burada arama yerine Ctrl V ile Uninstall Tool'u yazıyorum ancak böyle bir şey kurulu değil. Önceki sürümlerde vardı. Varsa onu kullanın. Yoksa sonraki aşamaya geçeceğiz. Üçüncü aşamada UpWiz CPL dosyasını çalıştırın diyor. Bunu kopyalıyorum. Windows R'ye basıyorum. Buraya yapıştırıp Enter'a basıyorum. Bu program kaldırma penceresini açıyor. Buradan Autodesk ürünlerini kaldırmamızı istiyor. Önce ben de VBA Enabler kurulu olduğu için onu kaldıracağım. Seçip üstünde sağ tıklayıp kaldır diyorum. Evet diyorum. Uninstall tıklıyorum. Finish. Sonra AutoCAD 2023'ü kaldıracağım. Seçip sağ tıklayıp kaldır. Evet. Uninstall. Finish. Başka Autodesk ürünü yoksa buradaki Autodesk yazan liste elemanlarını da kaldıracağım.
Evet, burayla işimiz bitti. Burayı kapatıyorum. Gerekirse dördüncü aşamada şuradaki programı indirip kurup çalıştırılabilir. Beşinci aşamaya geçiyorum. Buradaki yazıyı kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu temp klasörünü açıyor. Buradaki tüm dosyaları seçip sağ tıklayıp sili tıklıyorum. Yönetici izni istiyor. Bunu varsayılan seçenek olarak seçip devam diyorum. Bazı dosyalar kilitli olduğu için bazı programlar tarafından kullanıldığından dolayı bunları silemiyoruz. O yüzden bunları atla diyerek geçiştiriyorum. Burayı kapatıyorum. Şuradaki klasörü açacağım. Windows gezgininde buraya yapıştırıyorum klasör adını. Burası açılıyor. ADSK ismiyle başlayan dosyaları silmemizi istiyor. Burada gizli dosyalar olabilir. O yüzden buradaki menüyü açıp görünüm, göster, gizli öğelerin seçili olması gerekiyor. Bende seçili. O yüzden gizli öğeler de görünüyor. ADSK ile başlayan 3 tane dosya var. Bunları seçip siliyorum. Burayı kapatıyorum. 7. aşamada aşağıda belirtilen klasörleri silmemizi istiyor. Bunları seçiyorum. Windows E ile Windows gezginini açıyorum. Seçip siliyorum. Sonra diğer klasör. Böyle bir klasör yokmuş zaten. Sonraki klasör. Normal kaldırma işlemi sırasında bu klasörler kaldırıldığı için klasör bulunmuyor. Yok. Evet, bu klasör de yok. Evet, bu klasörün içinde seçip sileceğim. Burada not olarak belirtmiş. Klasör içeriği gizli olabilir diye. Burada görünümden açmıştım zaten onları. O yüzden gizli klasörler de artık görünebiliyor. Bir üst klasöre çıkıp Autodesk klasörünü seçip siliyorum. Sonra diğer klasör kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Burayı da silmek için bir üst klasöre çıkıyorum. Buradaki Autodesk klasörünü seçip siliyorum. Bir sonraki klasör yine Autodesk klasörü seçili. Buradan sili tıklıyorum. Bu sayfadaki işlemler tamamlandı. Diğer sayfaya geçiyorum. Burada kontrol panelden kaldırma işleminden bahsediyor. Onları yaptık. Autodesk Anistol Tool aracını kullanın diyor. AutoCAD 2023'te bu kurulu olarak gelmedi. Bunu geçiyorum. Kaldırma ile ilgili sorunlar çıktıysa buradaki Fixit aracını kullanabilirsiniz. Buradaki link ile indirip kurulup kaldırma işlemi yapılabilir. Sonraki aşama manuel olarak ürünü kaldırma. Bu klasör ve dosyaları Windows gezgininde arayıp bulup silmemiz gerekiyor. Windows gezgininde arama işlemi çok uzun sürdüğü için ben yardımcı bir program kullanacağım. Bu program şu adreste bulunuyor. Buradaki indirme sayfasından sisteminize uygun dosyayı indirip kurup çalıştırabilirsiniz. Kurmaya gerek duymadan taşınabilir sürümü de burada bulunuyor. Onu da kullanabilirsiniz. Ben indirip kurdum. Onu çalıştıracağım. Everything programın ismi. Burada arama yapacağım. İlk olarak Autodesk. Kopya alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Arama kısmından klasör seçeneğini seçiyorum. Burada bulduğum klasörleri sileceğim. Kontrollü bir şekilde silmenizde fayda var. Yanlışlıkla size ait olan bir klasörü, gerekli olan bir klasörü de silebilirsiniz. Ben kontrol ettim. Buradaki dosyaları sileceğim. Hatta şöyle yapacağım. Sadece C sürücüsü içerisinde arama yapsın.
Buradaki klasörleri seçiyorum. Son bir kontrolden sonra özellikle nerede kayıtlı olduğuna bakarak sonra siliyorum. Delete tuşuna basıyorum. Bazı dosyalar silinemiyor. Bunu atla diyerek geçiyorum. Yönetici izni istiyor. Devam. Evet, şu klasörler kaldı. Bunları tekrar bir daha deneyeceğim silmek için. Evet, silinmedi. Bunlar kaldı. Şu klasörü bulacağım. Zaten silinmiş. Çöp kutusunda burada belirtiyor. Autodesk olanları zaten silmiştik. Şu dosyayı arayacağım. Buradan aramadan her şeyi seçiyorum. Böyle bir dosya yok. Bunu arayacağım. Yok. Bunu aratmıştım zaten. FlexNet klasörünü bulmaya çalışacağım. Buradaki klasör. Çift tıklayıp açıyorum. Buradaki dosyaları silmiyorum. Daha önceden bu birinci sayfadaki işlemlerde silinecek olan dosyaları silmiştim. Bunlar SolidWorks programı için. Bunları silmiyorum. Şu klasörü arayacağım. Bu klasörün silinmesini istiyor. Ancak Türkçe'ye çevirelim. Orada daha iyi anlaşılır. Önemli diyor. Mac bilgisayarda Adobe ürünleri çalıştırıyorsanız bu klasörü silmeyin diye belirtiyor. Bu klasörü silmeyeceğim. Böylece kalsın. Evet, silinmesi gereken dosya ve klasörleri sildim. Ancak buna rağmen Windows kayıt defterinde bazı kalıntılar olabiliyor. Bunları arayıp bulup sileceğim. Kayıt defterini açmak için Windows R'ye basıyorum. Burada regedit yazıp Enter'a basıyorum. Kayıt defteri düzenleyicisi açıldı. Burada silme işlemlerini yapmadan önce bir yedek almakta fayda var. Buradan dosya, ver, masa üstüne, register, yedek yazıp Enter'a basıyorum. Yedeklemesi biraz zaman alıyor. Burada biraz bekleyeceğiz. Yedekleme tamamlandı. Arama için klavyeden F3'e basıyorum. Bul penceresi karşımıza geldi. Burada kayıt defterinde aramak istediğimiz kelimeyi buraya yazıyoruz. Önce AutoCAD yazacağım. Sonra sonrakini bul diyeceğim. Daha sonra bulduğum tüm AutoCAD içeren kayıtları sileceğim. Yalnız bu işlem çok uzun sürecek. Bu işi kolaylaştıran bir uygulama var. Onu kullanacağım. Burayı kapatıyorum. Programın adresi bu. Buradan indirilebiliyor. Download sayfasından. Kişisel kullanım için ücretsiz bir uygulama. Portable sürümünü indirip bir klasörü açıp oradan çalıştırabilirsiniz. Ben bunu indirip bir klasöre açtım. Buradan çalıştıracağım. Program ismi RegSeeker. Buradaki exe dosyayı çift tıklayıp çalıştırıyorum. Bu programın birçok işlevi var ancak bana şu anda gerekli olan kısmı kayıt defteri kısmı. Kayıt defterinde bul. Buradaki seçenekler seçili. Seçimi iptal etmek için üzerinde tıklayabilirsiniz. Beyaz olanlar seçili değil. Rengi değişenler seçili. Burada AutoCAD arayacağım. Ara diyorum. Tüm AutoCAD içeren kayıtlar aranıyor. Bu işlem biraz zaman alacak. Arama işlemi tamamlandı. 3102 kayıt bulundu. Bunları Ctrl A ile seçiyorum tümünü. Sonra buradaki menüyü açıyorum. Seçili öğeleri sili tıklıyorum. Silinsin mi diyor. Tamam diyorum. Silmeden önce bir yedek alacak. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşırsanız bu yedekten geri yükleme yapabilirsiniz. Okey. Silme işlemi tamamlandı ancak bazı kayıtlar silinemedi. Bunu yönetici olarak deneyeceğim. Sağ tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştır.
Evet. Kayıt defteri. Bu seçenek seçili olsun. Ona dikkat edin. Kayıt defterinde bul. Ara. 563 AutoCAD buldu. Bunları da yine Ctrl A tümünü seçip seçili öğeleri sil tıklıyorum. Tamam diyorum. Yedek alıyorum. Evet, bazı kayıtlar silinemiyor. Zannedersem bunlar kayıt defteri tarafından kilitli. O yüzden silinmiyor. Tekrar bir arama yapacağım. Bu sefer Autodesk arayacağım. Arama tamamlandı. 967 eleman bulundu. Bunları da seçip Ctrl A ile seçip sağ tıklayıp seçili öğeleri sil tıklıyorum. Yedek alıp OK tıklıyorum. Evet, 317 eleman silinemedi. Bunlar kilitli öğeler zannediyorum. Burayla işimiz bitti. Burayı kapatıyorum. Regedit ile Windows R'ye basıp Regedit yazıp Enter'a basıyorum. Burada en üst klasöre erişip F3'e basıyorum. Buradan AutoCAD arıyorum. Gerekirse bulduğum AutoCAD elemanlarını seçip Delete ile silebilirim. Bu biraz zaman alabilir. Bulduğum tüm kayıtları sildikten sonra yine bir de en üst klasöre ulaşıp yine bul. Bu sefer Autodesk yazıp arama yapıyorum. Yine bulduklarımı siliyorum. F3'e bastığımda bir sonrakini buluyor. Bunu atlıyorum. Bu SolidWorks ile ilgili bir kayıt. F3'e basıyorum. Bu işlem biraz zaman alabilir. İsterseniz bu aşamayı geçebilirsiniz. Burayla işimiz bittikten sonra kapatabiliriz. Yedek dosyalarımız burada. 3 tane yedek dosyası oluşturmuştuk. Bu kayıt defteri yedeği. Bu da QGIS dosyası AutoCAD'in. Bu da profil dosyası. Evet, AutoCAD'i sistemden tamamen kaldırdık. Burada bir AutoCAD dosyası var. Bunu çift tıkladığımda böyle bir uyarı çıkıyor. Bir uygulama yok diyor. Evet, işlemler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.